Gel sevgili konuklar, Elif Nur Diker geliyor. Elif Nur, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Heyecanlı mısın? Biraz. Biraz heyecanlısın. Ne yapıyorsun? Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. İzmirliyim. Üniversiteden dolayı 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Hangi bölümünü seçeceksin? Hangi dalını seçeceksin? Kardiyoloji istiyorum. Kardiyoloji, güzel. İnşallah olur. Güzel. Bursla mı okuyorsun? Tam bursla okuyorum. Derecen var mı ÖSS'de? Yani var ama öyle çok aman aman değil. 330. olmuştum sayısalda. Kaç kişi de arasında? 1,5 milyon kişi falan. 330. Evet. Güzel, güzel. Ailen ne iş yapıyor? Annem öğretmen, babam subay, memur çocuğuyum. Kimle geldin? Üniversiteden arkadaşımla geldim. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Benim ismim Dila Atak. Elif'in 6 yıldır arkadaşıyım. Ben de İzmirliyim. Ben de Koç Üniversitesi'nde okuyorum. Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde. Sonradan fark ettik ki babalarımız da arkadaşmış. Onlar da subay. Ne güzel bir arkadaşlar. Evet, o yüzden çok yakın arkadaşım. Her zaman desteğim ve arkasındayım. Başarılar diliyorum. Çok güzel. Peki Elif Nur, hazır mısın? Hazırım. Yarışma başlıyor. Bakalım ilk sorumuz ne? Çok akıllı anlamında kullanılan söz hangisidir? A. Kara kutu. B. Akıl küpü. C. Çetin ceviz. D. Yamalı bohça. B. Akıl küpü, son kararım. İkinci soru. Anneler balkondan aşağı para atarken uçup gitmemesi için paranın ucuna hangisini takarlar? A. Toka. B. Mandal. C. Lastik. D. Ataş. B. Mandal, son kararım. Bin lira kazan. İlk baraj geçti, geçildi. Hedefin ne Elif Nur? Ya şöyle, ben üniversiteye başladığımdan beri devletten ve üniversiteden aldığım burslarla okuyorum. Seneye TUS için bir dershaneye başlamam gerekiyor. Onu çıkaracak kadar bir 7-8 bin lira kadar bir hedefim var. Ondan sonrası olursa artık olduğu tamam kadar. Hadi bakalım. Üçüncü soru. Eskiden sınıf başkanları için kullanılan kelime hangisiydi? A. Musallat. B. Mübaşir. C. Müdavim. D. Mümessil. Sınıf başkanları eskiden. Yani mübaşir ve mümessil çok yakın geldi. Ben seyircilere sormak istiyorum. Seyircilere sormak istiyorsun. Sevgili seyirciler, eskiden sınıf başkanları için kullanılan kelime hangisiydi? A. Musallat. B. Mübaşir. C. Müdavim. D. Mümessil. 10 saniye. D. %87. Ben de öyle düşünmüştüm. D. Mümessil, son kararım. Niye düşündüğünü söylemedin? Sınıf mümessili değil mi? Öyle de işte mümessil acaba elçi, hani böyle baş kişi ama sınıf başkanı spesifik olarak emin olamadım. Herhalde heyecanıma yenildim. Heyecanla. Mübaşirle hiç ilgisi yok biliyorsun. Biliyorum işte. Şimdi dördüncü soru Elif Nur. Formula 1 yarışlarında yarış sırasında arabaların hızlı bakımının yapıldığı duraklara ne ad verilir? A. Pit stop. B. Tie break. C. Stop cut. D. Hat trick. A. Pit stop, son karar. Beşinci sorudayız. Uçak yolculuğunda ortaya çıkan jet lag rahatsızlığına maruz kalmışsanız hangisini değiştirerek seyahat etmişsinizdir? A. Paralel. B. Meridyen. C. Dönence. D. Ekvator.
Meridyen. Son kararım. Sesli soru İsmur. Dinliyoruz. Dinlediğiniz orijinali bir rock şarkısı olan bu müzik hangi enstrümanla çalınmıştır? A. Akordiyon. B. Kontrbas. C. Klarnet. D. Saksafon. Barak sorusuna geldik. Hazırım. Filme de uyarlanan Teneke Trumpet romanıyla tanınan Nobel ödüllü yazar kimdir? A. Noam Chomsky. B. Günter Grass. C. Elias Canetti. D. Heinrich Böll. Hiçbir fikrim yok. Ben telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. Listene bakıyoruz. İskender Biçer, Kadir Evren Baykan, Çağatay Ermiş. Kadir Evren Baykan'ı arayalım. Kadir Evren Baykan ne için? Üniversiteden arkadaşım. O da aynı bölümde. Yok, o bilgisayar mühendisi, bu sene mezun oldu. Mezun oldu. Edebiyatla arası nasıl acaba? Kitap okuyor mu? Film ve romanla inanılmaz arası iyidir. Kadir Evren merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Selçuk Bey, nasılsınız? Biz çok iyi, sen nasılsın? Biz de iyiyiz, çok şükür. Sana edebiyatla ilgili bir soru gelecek şimdi, Elif Nur'la yarışıyoruz. Harika. Peki. Sen çok okuyormuşsun roman, film de çok seyrediyormuşsun. Evet, evet. Vaktimin çoğunu okumakla geçiriyorum. Harika, hazır mısın? Hazırım, buyurun, dinliyorum soruyu. Hadi bakalım. Teneke Trumpet romanıyla tanınan Nobel ödüllü yazar kimdir? Bir daha söyleyebilir misin? Teneke Trumpet. Teneke Trumpet. Saysana yazar. Noam Chomsky, Günter Grass, Elias Canetti, Heinrich Böll. Bir daha soru alabilir miyim? Teneke Trumpet romanıyla tanınan Nobel ödüllü yazar kimdir? Noam Chomsky, Günter Grass, süre bitiyor. Elias Canetti, Heinrich Böll. Hiçbir tahminim yok. O kadar hiçbirini bilmiyorum ki. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hani tahmin edersem %75 yanlış çıkacak. O yüzden ben çekilmek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son kararım. Son kararım. Ne söyleyecektin söylesen? Günter Grass çok çekici geldi. Bayağı çekici. Yine mi bildim? Olsun. Olduğu kadar. Evet, barajı geçecektin ama hiç olmazsa eğitimle ilgili. Sağlık olsun. Sen zaten 7.000, 8.000 diye bir rakam, evet, söylemiştin. Evet, istediğimle geldim. Tamam. Güzel günlerde, güzel eğitimlerde, mutluluklar. Hoşçakalın.